Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde responsive sitemizin tasarımını tamamlayacağız. İlk olarak projemi açıyorum. Evet, hazır arkadaşlar. Şöyle layout'umu açtım. Ve projemi çalıştırıyorum. Geçen dersimizde arkadaşlar menü yapmıştık. Şöyle göstereyim. Ben bunun kodlarını değiştirdim. Onları da göstereceğim. Şu şekilde. Hemen CSS'ini açıyorum. Arkadaşlar, media screen kodlarını 480'e 639 diye değiştirdim. Bu 480'e 639 nereden geliyor? Yani 480 ile 639 piksel arasındaki çözünürlüklerde bu kodları çalıştır anlamında. Peki bunları nereden buluyoruz? 480 ile 639 nereden geliyor? Onu da göstereyim. Web tasarım sayfasının içinde en altta arkadaşlar web tasarım araçları var. Buradan Screen Size diye bir güzel bir site var arkadaşlar. Buraya kullanın derim bu sayfayı. Örneğin iPhone 5'in görüntü çözünürlükleri 640'a 136. Yani 640'a 720 arasında bir çözünürlük yapabilirsiniz. Bunun gibi görüntü çözünürlükleri vardır. Bunları kullanabilirsiniz ya da hazır medya screen kodları kullanabilirsiniz. Onu da göstereyim. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. 320 ile 480 piksel arasında çalışacak. Portrait ile landscape'in anlamı. Portrait arkadaşlar dikeyde kullanıyorsunuz. Landscape ise telefonu yatayda ya da tableti yatayda kullanmak anlamında. Akıllı telefonlar yatayda min width 321 piksel demiş. Portrait, iPad var arkadaşlar görüyorsunuz 768'e 1024 pikselde. Sadece landscape'de yani yatayda media only screen diyor. 768'e 1024 orientation landscape diyor. Böyle de bir media screen kullanımları var. Haberiniz olsun. Ayrıca şurayı değiştirdim arkadaşlar. Name mobile bit. Biz buraya 320 piksel yapmıştık. Bunu değiştirdim. Yani normalde 480 piksel olması gerekiyordu. %100 yaptım. New Mobile fonu da %100 yaptım. Daha şık gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hangi çözünürlükte olursa olsun alt çizgiler tamamen kaplayacak alanı. Bu şekilde bir düzenleme yaptım. Şimdi arkadaşlar tasarımımızı tamamlayalım. Şundan da bahsedeyim. Şurada artı eksi simgeleri var. Bunlar da oldukça işinize yarar. Çok fazla kodla uğraştığınız zaman şöyle küçültebilirsiniz. Biz şimdi arkadaşlar nevi yapmıştık. Geri kalan header ve diğerleriydi. Aynen alıyorum burayı. Şu şekilde aldım. Ve benim 480 ile 639 piksel arasında çalışmak istediğim kodların içine yapıştırdım arkadaşlar bunları. Henüz bunlar daha responsive değil. Header'dan başlayıp bunları tek tek responsive yapacağız. Örneğin bit 100, %100 demiş. Şu height'ı kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu kullanmayacağız. Position relative. Background yine aynı. Background size de aynı. Header container 460 piksel olacak. Çünkü padding 10 piksel kullandık arkadaşlar. Şu yukarı aşağı sağa sola 10 pikseldi. Sağa sola toplamı da 20 piksel olduğu için bunları 480'e tamamlıyor zaten. Height'ını da 1000 piksel diye değiştiriyorum. Position relative. Margin auto. Header main'e bakıyorum arkadaşlar. Bunu 460 piksel yapıyorum. Yüksekliği 400 piksel olsun. Bunların hepsini arkadaşlar deneme yanılmayla değiştiriyoruz. Bu arada onu da belirteyim. Tasarım yaparken kendiniz yapmalısınız. Main buffer da 460 piksel oluyor. Çünkü yine padding'den dolayı. Yüksekliğini ise 120 piksel yapıyorum. Position relative.
Bu sefer H1'i küçültüyorum arkadaşlar başlığı biraz daha çünkü boyutu küçüldü sitenin. 36 piksele 20 piksel diye şöyle değiştiriyorum. Header download button'a bakalım arkadaşlar. 180 piksel. Bunda pek bir değişiklik yapmayacağız sanırım. Bakıyorum arkadaşlar şöyle kontrol ediyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Header download button onda da yok. Download logomuz yine 460 piksel, yüksekliği 600 piksel. Position adeti float left. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Sadece header kısmını yaptık. Şöyle küçülttüğüm zaman zaten bunlar geliyor arkadaşlar. Şöyle tekrar büyüteyim. Dikkat ederseniz yan yanaydı. Float left ile bunları yan yana sıralamıştık. Boyutu küçüldüğü için alt alta geçiyorlar arkadaşlar. Şu kısımla şu kısım. Burayı kapatıp Waterfox'la açayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. F12'ye bastım. Daha sonra seçim aracımla seçiyorum. Şu gördüğünüz alan arkadaşlar. Şöyle açayım. Header main. Download buton. Header logo diyor arkadaşlar. Şu header main ile header logoyu alt alta alıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu burada. Şöyle küçülttüğüm zaman görebilirsiniz. Header main burada. Bunun yüksekliğini küçülttük. Header logomuz ise burada arkadaşlar. Bu şekilde float left ile alt alta otomatik olarak sıralanıyor. Responsive olayı da bu zaten. Şimdi diğerlerini yapalım. Contents vardı. Contents'in içinde content. Yine genişliği %100. Yüksekliğini kaldırıyorum. Position relative, background, z-index yukarıda olsun. Katmanlı olarak. Container arkadaşlar bu sefer bunu değiştiriyorum. 940 piksel kullanamayız. En küçük çözünürlük 480 ise 940 piksel kullanamayız. Bu yüzden 460 piksel yapıyorum. Yüksekliğini ise 640 yapıyorum. Biraz daha fazla arttırıyorum. Padding değerlerini kaldırıyorum arkadaşlar bunda. Düzeltiyorum. Kaldırmıyorum. Paddingler duruyor. Yukarı aşağı 10 piksel padding veriyorum. Position relative. Yine marginal auto. Content main'e bakıyorum. Şunu 460 piksel diye değiştirdim. Position relative. Float left. Color'ı yine aynı. H2'leri arkadaşlar bunları da değiştiriyoruz. Şöyle 24 piksel. Bir font büyüklüğü veriyorum. Ve margin top ekleme yapıyorum buraya. Eksi 20 piksel yukarı kaysın diyorum. H2 etiketi. H3 burada sadece 18 piksel yapıyorum. Ve margin top'ı kaldırıyorum. Content logo diyor arkadaşlar. Width 460 piksel. Height 400. Aynen kalıyor bunlar. Float left ile. Fakat margin left'ine ...30 piksel veriyorum. Şimdilik bunu vermeyeyim arkadaşlar. Şunu kaldırıyorum. Sorun çıkarsa buradan bakarız tekrar. Image var arkadaşlar. Image'i 400. Genişliğini 400 atadım. Yüksekliği de 400 olsun. Position relative absolute'den relative'e çekiyorum. Top'a da 0 veriyorum. Şöyle sadece 0 yazmam yeterli. Content 2'ye bakalım. Yine genişliği %100. Bu aynı arkadaşlar. Content 2'yi değiştirmemiz lazım. Biraz önce yaptığımız gibi. Bunu 460 piksel yapıyorum. Padding'lerden dolayı. Padding bottom yine 10 piksel. Top 660 piksel düzeltiyorum. Position relative, margin auto, color. Bunlar aynen kalıyor. H2 font size. Bunu küçültüyorum. 24 piksel. Text align center. Margin top'ına
Eksi 10 piksel verdim. Font size 18 piksel olsun. Color aynen kalsın. Text align. Bunlar da kalıyor. Content tile 205 piksel. 15, 250. Bunlar da aynı arkadaşlar. Sadece şuraya float left yapmıyorum. Margin auto yapıyorum. Hepsi sayfada yatayda ortalansın diyorum. Yine text align center. Headingler 20 piksel, bold 10 piksel. Image de aynı kalıyor. Subscribe'a bakalım. Abonelik kısmına. %100. Bunlar aynı arkadaşlar. 940'ı değiştiriyoruz. 460 piksel. Yüksekliğini 140 piksel yapıyorum. Position relative, margin auto, color white. Subscribe text'e bakıyorum. Bunu da değiştirmeliyim arkadaşlar. 460 piksel olarak. Yüksekliğini 60 piksel yapıyorum. Position relative, float left ve text align center diye bir eklemede bulunuyorum. Diğerlerine bakıyorum. Bunlar aynı. Subscribe input yine aynı kalıyor. E-mail'e gelelim. Bunu biraz değiştiriyorum arkadaşlar. 338 piksel diyorum genişliği. Yüksekliği 40 piksel olsun. Text indent 10 piksel. Font size 16. Diğerleri aynı arkadaşlar. Button. Düğmeyi biraz genişliğini kısıyorum. 70 piksel. Yüksekliği aynı. Line height'ını 44 piksel yapıyorum. Biraz daha aşağı kaysın diyorum. Diğerleri de aynı arkadaşlar. Transition, button, hover. Ve son olarak footer'a geliyoruz. Son olarak demeyeyim. Copyright kısmı da vardı. Yine arkadaşlar şurayı değiştiriyorum. 460 piksel dedim. Yüksekliği ise 400 piksel olsun. Position relative. Çünkü alt alta gelecekler arkadaşlar. Bu yüzden yüksekliğini artırıyoruz. Footer kısmı. Footer container yapmıştık. Footer 282. Buralar aynı. Margin top. Şu padding, right ve height kısımlarını siliyorum arkadaşlar footer'da. Margin right kısmını da siliyorum. Border right, border'ları da kaldırıyorum. Position relative float left yerine alt alta gelmesi için margin auto diyorum. Text align ise justify yerine center diyorum. Ente child font size'ını büyütüyorum arkadaşlar. Çünkü telefonda giriyoruz. Gerisi aynı. Sosyal medya kısmına baktığımızda ise burası sadece relative. Absolut kesin konumlandırma yerine relative konumlandırma. Göreceli konumlandırma yapıyorum. Ve margin auto diyorum. Şuraya da margin top 30 piksel diyorum. Facebook kısmı aynı. Aynen kalıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Twitter'da muhtemelen aynen kalıyordur. Bakıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece şuraya margin left 10 piksel diyorum. Aralarında bir 10 piksellik bir boşluk olsun diyorum. Ve en son copyright kısmındayız arkadaşlar. Bunu da yapalım. Şurası fazla sanırım. Burayı bir sildim. Copyright da aynı. Line height, position relative. Bunda da herhangi bir değişiklik yok. Şimdi tekrar bir çalıştıralım. Şöyle sayfamı yeniledim. Ctrl Shift R yaptım. Ctrl F5 yaptım. Menü çalışıyor. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi alt alta geldiler.
Dokümentasyon. Abonelik kısmı da aynı. Şöyle alt alta getirdik bunları. Ve bir Chrome'da bakalım arkadaşlar. Şurada bir boşluk olduğunu görmüşsünüzdür. Hemen tekrar Waterfox'u açıyorum. Sadece Waterfox'tan mı kaynaklanıyor diye baktım. F12'ye tıkladım. Şunun yüksekliğini kısıyorum arkadaşlar biraz. Şöyle. Aşağı yön tuşunu kullanıyorum. 315 piksel diye değiştiriyorum arkadaşlar bunu. Content Main. Şöyle hemen yukarı çıkayım. Yüksekliğini 315 piksel yaptım ve sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha anlamlı oldular. Bu şekilde arkadaşlar Firebug ile düzeltmeler yapabilirsiniz Firebug eklentisiyle. Herhangi bir sorun var mı diye bakıyorum. Şunları arkadaşlar Position Relative Margin Auto ile alt alta dizdik. Normalde bunlar yan yanaydı. Position Relative. Float Left ile yan yana sıralamıştık. Tek yaptığımız bana bu çözünürlükte Position Relative Margin Auto ile alt alta sırala, yatayda da ortala anlamında bir değişiklik yaptık. Yine abonelik kısmı da yan yanaydı. Şu iki farklı divimiz vardı. Şöyle göstereyim. Bu Subscribe Text ile Subscribe Input'u Position Relative ile ve Float Left ile alt alta getir dedik. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece bitleriyle oynadık. Ve yine bu kısımları arkadaşlar alt alta sıraladık. Aralarındaki kenarlıkları kaldırdık. Ve Firebug ile düzenleme yaparak bunları değiştirebilirsiniz. Ben diğer çözünürlükler için yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok basit. Sadece bunları değiştirmeniz gerekiyor. Aynen alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz buradaki kodlarınızı. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bu çözünürlüklerde ne olsun diyorsunuz. Ve ondan sonra değişiklik yapmaya başlıyorsunuz. Tek tek kontrol edip yapabiliyorsunuz. En fazla zorlanacağınız kısım menüydü. Bunu belirtmiştim. Herhangi bir zorluk yaşamazsınız bundan sonra. Şöyle alta indim. Farklı olarak arkadaşlar şöyle yan yana değil de ikili ikili sıralamıştık. Bunun da bir kodlarına bakalım. Burada yaptığımız olayı göstereyim size. Evet, New Smartphones and Tablets diyor. Muhtemelen burada tabletlerde nasıl gözükecek. Content Tile'dı arkadaşlar bunlar. Content 2 Tile. Evet, burada da bir değişiklik yok. Sadece yine Float Left ile yan yana sıraladık. Şöyle göstereyim. Şöyle kapattım. Burada da yine pek bir değişiklik yok arkadaşlar. Float Left ile yan yana sıraladığımız için otomatik olarak zaten bunlar ikili olarak gözüküyorlar. Sadece biraz ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar. Herhangi bir değişiklik yok. Herhangi bir sorunumuz da yok. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Diğer kodları ben ekleyip, diğer çözünürlükler için olan kodları ekleyip daha sonra proje dosyası olarak yayınlayacağım ve bu dersin sayfasından kodları indirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.